Cümlete selam gençler. Bugün Skyblock Avalon'da başta da gördüğünüz gibi VIP alacağız inşallah. Aha. Tam ne? Benim. VIP ve VIP'in bilgilerini size vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anlık buraları bilerek full ettim. Şu an bazı yerlerde minyonlar kasmaya devam ediyor. Çünkü Titan VIP'te bildiğiniz üzere verimlilik altı eşyalar olacak gençler. Onları da kullanacağız. Ne kadar etki ettiğini görmem gerekiyor. Verimlilik 5'te maden setini giydiğimizde gençler acele ki veriyor ya. O şekilde 5 saniyede 3 adet obsidyen kırabiliyoruz. Verimlilik 6'da nasıl bir etkisi olacak ona da bakacağız. Hemen siteye geçelim. Bugün yatırmadım gençler. Geçenlerde %20 etkinliği vardı. O zaman yatırdım sunucuya. 107 kredi var. Mağazaya giriyoruz abi. Avalon'a tıklıyoruz. VIP diyoruz. Ardından prova nasip alacaktım aslında gençler. Ama o kadar önemli görmedim. Evet gençler, Titan VIP'e satın al diyoruz. Ardından ne vereceklerini gösteriyor. Tak veriyor. Renkli yazı yazabilme var. Server doluyken girebilme. Ödümümüzde %30 para gidiyor. Müzeye değer yani slash A 18 adet teklif verebiliyoruz. Huni sınırımız 80. Hazine minyonu veriyor. 11 levellik domuz minyonu veriyor. Uzaktan manka erişim. Yeteneklere %50 daha hızlı kasma veriyor. Büyülü kazma, büyülü balta ve büyülü çapa dedi. Verimlilik 6, servet üçlü eşyalar gençler. Otomatik alet özelliğini kullanabilme var. Bu bildiğim kadarıyla eşya geçişi olabilir. Komutlar ise menüden tüm adalara hızlı erişim. Menüden market uzaktan erişim. Kiz komutuyla 15 günde 1 adet Titan VIP alma. Fly ile adada uçuş. Kiti ise gençler elmas madencisi. Elmas madenci göğüslüğü. Pardon. Elmas madenci kafalık, göğüslük, pantolon, bot. Bir işe yaramıyor fazla. Ardından kill minyonu, enderman minyonu, meşe ağacı minyonu, madencilik becerilerini 600k, odunculuk becerisini 600k, çiftçilik becerisini 600k, savaşçılık becerisini 600k veriyor gençler. Büyülü adetlerin özelliği dediğim gibi verimlilik 6, servet 3, itemler kırılmıyor zaten biliyorsunuz. Elmas madenci toplam set özelliği ise gençler koruma 255'miş. Satın al diyoruz, başarılıyor, tamam diyoruz, sandığa geliyor bildiğinize. Dediğim özellik buydu mesela. Bunu hediye de edebiliyoruz aslında. Teslim edeceğiz. Önceden aldığımızda gençler 13 nadir kutu, 6 efsanevi kutu var gençler. Şu 23 nadir kutuda survival şey almıştık. Savaş bileti falan almıştık şeyine. Survival vadiye. Uyar diyor, onayla diyorum. Teslim işlemi başarılı diyor. Oyuna geçiyorum. Hemen zaten eşyaları verdi gençler. 13 nadir kutu anahtarı, 20 balıkçı kutu anahtarı ve 6 efsanevi kutu anahtarı verdi. Ekstradan. Bu yoktu, orada yazmıyordu. Bunu bilmiyordum geçen. Hazine minyonu level 1, para kasmamıza yarayacak, geçen işimize yarar. 80k para, pardon 70k da para vermiş gördüğüm kadarıyla. Ardından verimlilik 6 kazma, 5 geçtik. Verimlilik 6 balta, verimlilik 6 kürek, çapa yokmuş. Tamam, benim için daha iyi. Çapa hiç gerek yok çünkü. Ardından gençler domuz minyonu 11 level veriyor. Domuz minyonundan da güzel şeyler yapılıyordu da hatırlamıyorum şimdilik. Minyonları şimdilik buraya koyalım arkadaşlar. Onun dışında sandıklardaki şeyi göstereyim. Sihirli kutu anahtar, kutusu anahtar gençler şeyden geldi. Savaş biletinden geldi. Oy kutular vote veriyoruz ve oy şeyinden, partisinden geliyor. 4 efsanevi kutu anahtarı geldi bir daha etkinlikten. 4 balıkçı kutu anahtarı, ikisi şeyden geldi. Neydi onun ismi? Savaş biletinden ikisini ben tuttum gençler. 3 tane daha nadir kutu, o da etkinlikten geldi. Minyon kıyafeti Zeus'un gençler. Bunda 100k'ya buldum, direkt aldım. Normalde daha pahalıya satıyorlar bulursam. Şu anlık Zeus'un şeyiniz satan yok. Kasa anahtarlarını şimdilik buraya koyalım bir gençler. Verimlilik 6 itemleri deneyeceğiz demiştik hatırlıyorsanız. Hemen kazmaya başlıyorum. Yine acele 2 var. Yani verimlilik 5 ile verimlilik 6 arasında aşırı bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hemen bir kit almak istiyorum. Pardon, kit isteyeceğiz. Rütbe kit, pardon, VIP kitlerinden Titan VIP kitini alıyorum. Savaşçılığımıza level atlattık gençler, 23 oldu. Tarımcılık 23 oldu. Madencilik 23 oldu. Pardon, tarımcılık 24 oldu. Özür diliyorum. Bu da neydi? Odunculukta 23 oldu arkadaşlar. Madencilik 23 olduğunda çift çıkma şansımız şu an gençler %88'iz. Kısa az kaldı yani her şey hepsinde. Çift çıkma şanslar gençler %100 olmak üzere sayılırlar. Şu madenci zırhlar da şu şekilde. Onsa birer levellikte bunlar veriyor. Meşe, kill, enderman ve patates minyonu da veriyormuş. Oraya eklememişler bazı şeyleri anlaşılan gençler ya. Hemen hızlandırmada bu minyonları buraya.
Evet gençler, son objeyi de kırdık. Şu anlık buraları tertemiz. Şöyle bir şey var. Bunlar ben yapmamın sebeplerinden biri gençler. Biliyorsunuz ki savaş bileti görevlerini yapıyoruz. Tekrardan söylemeyen, bilmeyen arkadaşlar varsa savaş bileti görevlerini burada daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Sistem tipi özelliklerinden biri gençler. Bankaya her türlü uzaktan erişim. Mesela vote verdiğinizde bir kere miydi? Bir saatlik mi ne erişimimiz var bankaya. Şu anlık öyle değil. 906K paramız var gençler. Ardından mesela buradan direkt tıkladığımızda en de gidebiliyoruz. Bunun gibi. Şimdi gençler, balıkçı kutusundan inşallah buz kurdu, su kralı falan çıkar. Bana lazım. İnşallah. Bakalım. Suda yürüyen işime yaramaz. Havuç kralı. Mürekkep balığı. Derin katil yumurtası çıktı. Havuç kralı tekrar çıktı. Mürekkep balığı tekrar çıktı. Balıkçı yeteneğine 250 puan verdi. Balıkçı yeteneğine 100 puan verdi. Derin katil çıktı yine. Su gardiyan yumurtası çıktı. Su golem yumurtası çıktı. Derin katil çıktı yine. 250 yetenek puanı çıktı. Su gardiyanı çıktı tekrardan. Su gardiyanı çıktı yine. Dolmuş zombi yumurtası çıktı. Dolmuş zombi çıktı yine. Mürekkep balığı çıktı. Kil canavar yumurtası çıktı. Gümüş balığı yumurtası çıktı. Su gardiyanı çıktı yine. Mürekkep balığı çıktı yine. Havuç kralı çıktı. Kum canavar yumurtası çıktı. Gerçekten işimize yaramaz gençler. Sadece işimize yaramaz da iyilerinden sadece deniz golemi çıktı. 5 tane sihirli kutu var. Bir şey çıkmıyor. Bakalım. 32 zümrüt. 32 zümrüt. 32 zümrüt. 64 adet beyaz boya. 16 adet de elmas çıktı. Şimdi 16 adet nadirimiz var abi. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Lapis set çıktı. Bir lapis set daha çıktı. 64 kum çıktı. Verimlilik 5 alet seti çıktı. Kömür minyonu level 8 çıktı. Her yeteneğe 25.000 puan geldi gençler. Kırtaş minyonu level 11 çıktı. 64 toprak çıktı. 64 kum çıktı. Kömür minyonu level 8. 50K para çıktı. Madenci zırh seti çıktı. Lapis set çıktı yine. Kum çıktı. Verimlilik 5 alet seti çıktı. 35K para çıktı. 50 tutulur ne biliyor musunuz gençler? 50K para, 35K para. Kırıktaş 11 kömürlerinden. Gençler, bossları koyarken gösterecekler var. Bunlar birazcık kasadan, birazcık da yarısından fazlası zaten. Çoğu şöyle oltayla tutulan. Şimdi şöyle hemen koyayım. Şunlar işimize yaramayanlar gençler. Level 1 ve level 4'lü olanlar. Şurası level 10 olanlar. 15 olanlar ve 20 olanlar. Yani buralar şu alt yani kısmı. Şuralar işe yarayan kısmı abi. 5 tane mesela su gardiyanı varmış. 5 tane deniz golemi var. 2 tane yeti tuttum. Ama benim işime yarayan bunlar değil. Biliyorsunuz üzere. Buz kurdu vardı. Yeti vardı. Bir tane daha bir şey vardı. Deniz adasına gidebilmek için. Onlar lazım bize. İnşallah onları da bulacağız abi. Bundan bayağı ümitliyim. Yani inşallah diyelim. Bayağı şey çıkacak mesela. Tahminime göre. Şu çıkar şehir arasında kullanıyoruz şu anda. Demir minyon çıkacak abi. Zümrüt çıkacak, elmas çıkacak. Bakalım ayın bir. Bunlar kesin çıkacak olanlar. Bakalım. 50K parayla başladık. Bir 50K parayla devam ediyoruz. 100K çıktı. Her yeteneğe 200 bin şey verdi ve odunculukla savaşçılık 24 oldu, 23'tü. Her yeteneğe 100K puan verdi. V5 alet seti çıktı, çok iğrenç artık. Zümrüt minyonu level 11 dediğim gibi. Zümrütle başladık. Bir daha zümrüt 11. Demir minyonu level 11 ve son kasadan altın minyonu level 11 çıktı gençler. Şimdi aldığımızda gelen şu hazine minyonunu koyalım. Bilmeyen kardeşlerimiz vardır belki. Ne işe yaradığını göstermiş oluruz. Öncelikle şuradan bir odun alacağım. Ardından gençler bize biraz su lazım. Fazla aldım ama olsun. Şimdi şu şekilde şu minyonumu kaldırmak istiyorum. Şuraya geliyorum. Merkezini şu şekilde baktığımızda, pardon yanlış aldım. Şöyle merkezlersek abi. Geçici şöyle bir yer ayarlıyorum. Şimdi şu şekilde geldiğinizde gençler minyonlara. Pardon, bu minyon benim değil. Şu şekilde ideal düzene tıkladığınızda boş alan istiyor. Biz bunu buraya koyduğumuzda. Buna level atlattırmayacağım. İlerleyen vakitlerde atlatacağım. Çünkü bir levelken bütün hesaplamdan koymak istiyorum. Şu şekilde yeni minyon slotu için diyor ya gençler. Yani hesaplamdan da minyon slotlarını açmak istiyorum. İdeal düzene geldiğimizde su istiyor her tarafına. Biz de o yüzden kova doldurduk gençler. Şu şekilde gördüğünüz gibi sırsız su kaynağı yaptık.
Ve slotun her tarafı açık gördüğünüz gibi gençler. Yani 25 slotun bir yeri açık. Max seviye görünüyor. Bunu direkt şeye çevirebiliyorsunuz bildiğimiz üzere. O büyülüsüne. Büyülüsünü bilmiyorum işe yarıyor mu. 960 depolama alanı vermiş gençler. Eylem arası süresi de 300 saniyeymiş. 5 dakikada bir işlem yapıyor yani. Ne yaptığında 5 dakika sonra görelim o zaman. Videoda yansıtırım ben onu. Arkadaşlar ben çok büyük bir hata yaptım. Ne biliyor musunuz? Yeteneklere girdiğimizde ben sadece bu sayfa var diye Provenance VIP almadım. 2 milyon şey veriyor diye. Aslında Provenance VIP almamız lazımmış. Çünkü 50 seviyeye kadar işliyormuş yala bu. Ben bunu bilmiyordum. Abu. Vallahi bilmiyordum ben bunu. Neyse. Diğer ay Provenance alıyoruz. Gençler. Ben bunu şey yaptım. İlk koyduğumuzda sıkıntı çıkarttı. Envanterimi geri aldım. Tekrar aldım ve 5 dakikam doldu. Bakmak istiyorum. Ve sonunda. 5 adet denizin kalbi tutuyor gençler işte. 5 dakikada bir. Bunu da markete geliyoruz. Sattığımızda 430 lira para veriyor. O zaman bir videonun sonuna gelip şuradan diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.